Ama buranın konumu ve binaların niteliği itibariyle gayet. İşte insanların tek götüren şey ihale. Duvarlarında da çeviriyorum. Ön tarafında ticari donatı var. İstediğiniz zaman bir telefonla belki de evlere servis yapıyor. Burada birinci sınıf çalışılmış. Elbette istediklerinizle evde dizayn edebilirsiniz. 225'te bu ortamı bile sağlatamıyoruz. Bu saat araya kadar. Şu an bu alan belki de şehre en yakın toplu konut alanı olarak geçiyor. Yürüme mesafesinde şehir merkezine. Aynı zamanda da gördüğünüz üzere sosyal donatısı geniş bir alan. 21,5 dönüm alan içerisinde kurulu bir yer. 311 tane daire var. Bizim şu anda satışa çıktığımız toplam 116 dairemiz var. Ve bu dairelerin özellikleri 3+1, 2+1 ve 1+1 olarak geçiyor. Ortalama 100 kişi ağırlıyoruz. Gelen kişilerin birçoğunu burada evleri gösteriyoruz. %20 oranında bizden şu anda dosya alan var. Güzel gidiyoruz ama tabii ki de bu fırsatı tekrar değerlendirmeleri için de gerekli tüm çalışmaları yapıyoruz. Burada önemli olan şey şu ki, vatandaşın bütçesine göre hareket ediyor, vatandaş bütçesine göre davranıyor. Banka müdürlerinin hepsi bu konu hakkında ılımlı olduğunu söylediler. Faiz oranlarını 0.99'dan bahsediyorlar. Ancak son Merkez Bankası'nın perşembe günkü çıkarttığı faiz kararına göre belki de bir düşüş olacağını söylüyorlar. 25 Aralık'a kadar da bu düşüş bankalara yansıyacaktır diye konuşuyoruz. Gelen vatandaş bize nakit olarak, peşin olarak verecek ama bankalar bu 116 dairelik satışı Ordu Büyükşehir Belediyesi'ne fayda sağlamak adına dosyayı hızlandıracaklarının teminatını verdiler bize. Vatandaş burada 1-10 isterse tamamını satın alabilir. Orada evet bir algı oluşmuş, o yanlış bir algı. Gelen TOKİ'de bir tane dairesi olan kişi bir daha daire alamam düşüncesi evet TOKİ için geçerli. Fakat biz bu kendi dairelerimiz bizim için geçerli olan bir şey değil. Daha yapıldıktan ve bittikten sonra burada bir site yönetimi kuruldu. Hatta biz Ordu Büyükşehir olarak site yönetiminde de varız. Oturmuş bir site yönetimi var. Her şey düzenli olarak ilerliyor. Bu bizim için önemli bir kriterdi. Gelen kişiler aslında burada ben sadece dairemle ilgileniyorum düşüncesinden ziyade 22 dönümlük alan içerisinde yapılacak olan her şeyle de ilgileniyorlar. Oturmuş bir site yönetimi, düzgün bir yönetim toplantılarıyla devam ediyor. Biz de bu toplantılara katılıyoruz. Ondan yana hiçbir şüphesi olmasın gelen vatandaş. 25 Aralık'ta bir aksilik olmazsa ihaleyi gerçekleştireceğiz. Daire daire satışlarımız olacak. Her daire için ortalama bir 3 dakika ve 5 dakika arasında bir satış söz konusu. Gelen vatandaşlar da aslında kendi aralarında bu mücadele yapmaktansa boş daireler varsa ve özelliği ve niteliği açısından hiçbir farkındalığı yoksa o dairelerde onlara öneriyoruz.